Herkese günaydın. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Şu an çok erken bir saat. Ben kahvemi yaptım. Şöyle mis gibi sessizliğin tadını çıkararak kahvemi içeceğim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür bizler de iyiyiz. Bakın kıcım da kalkmış. Gördünüz mü? Kıcım. Uy. Biraz erken. Hadi kestir anneciğim sen. Evet. Pazar kahvaltımızı hazırladık. Ablamla birlikte erkenden kalktık. Şöyle çok güzel patates kızarttık. Ablam sağ olsun şöyle krep yaptı. Şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra dışarıda işlerimiz var. Bugün hava 32 derece. Çok güzel. Güneşli bir hava. Şöyle size de göstereyim. Yok ben gidiyorum. Dur şu tarafa geçeyim bir dakika arkadaşlar. Şöyle mis gibi güneşli bir hava. Yaprak kımıldamıyor desek yeridir. Bayağı güzel bir hava var. Dışarıdaki işlerimizi halledip geleceğiz. Solda like Daytona, bile bir Rolex Daytona, yeah. Bütün şovlarım solda. Arada bıraktım, toparlayamam kendimi. Gece uyku yok dostum, yorulmak yok ki baby. Yoldan çıktık gösterdim. Aldım submarina, submarina. Ne iş koptu sanki ama.
Siz anlamıyorsunuz ki, tehlikeli diyorum. Halen daha adım adım. Gitmiyoruz, gitmiyoruz. Denizi çektin mi? Çektim. Bunun bedeli olarak azıcık gözükeceksin. Güzel olmuş mavi poğaça. Çok keyifli. Dayılar iyi ya. Deniz çok güzel. Seni patikoş. Dikkat et. Korkabilir. Merhaba. Tamam, uyu uyu hadi sen. O yüzden. Bunlar kum gibi. Evet, bunlar gerçek kum işte. Oradakiler taş olmuş. Hadi gel, ikimizi çekiyorum. Ay. Bayağı dalgalar büyüdü. Kafam kırılır. Ne, bizi takip etmiyorlar. Öyle yapma. Oh, tutuk atacak mısın bizi? Şimdi geçecekler. Ben ilk defa gördüm burada pirinç tarlası. Aa, ben bunu görmüştüm. Bayağı da büyükmüş. Burada uzun uzun şeyler vardı eskiden.
çıkmamış şu an. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Biz eve geldik, karnımızı doyurduk, şimdi çay demledik. Herkes duşa girdi, duşunu aldı falan. Bayağı yorulduk, yorucu bir gündü. Aslında bugün eve yakın olan bir denizi tercih etmek istedik. Daha doğrusu bize yakın iki tane sahil vardı. Ama biz onları değil, biraz daha ileride daha temiz, daha sığ, böyle hani dalgası olmayan bir deniz tercih ettik. İlk etapta zaten biz ara ara oraya gidiyorduk. Ama bu sene daha temizlenmemiş ve hala yosunlar çok fazlaydı. Gittik, evet, bir baktık hani girilebilecek gibi mi değil mi diye. Çocuk biraz huylandı, o yüzden oraya giremedik. O yüzden Çatalca'ya gittik. Çatalca'yı bilmiyorum. İstanbul'da olanlar zaten biliyordur. Yalıköy'e gittik. Biz Yalıköy'e daha öncesinde de çok kez gittik yani. Hatta kamp için falan da gitmiştik. 3 gün kampa gitmiştik. Çok güzel bir yer. Evet, biraz dalgası falan oluyor. Hatta Karadeniz olduğu için biraz da soğuk oluyor. Ama daha temiz ve yani güvenle girilebilecek bir yer. O yüzden orayı tercih ettik. 2 saat falan sürdü bizim gitmemiz. Bayağı da eğlendik. Orada girebildik denize. Yeğenimle birlikte taş topladık. İşte hayvanlar vardı, onları biraz besledik. Derken akşam oldu zaten. Yola çıktık. 2 saatte yol sürdü. Karnımız acıktı. Yolda duralım, bir şeyler yiyelim falan dedik ama çok fazla zaman kaybetmek istemedik. Kardeşim de saat 9'da işten çıktığı için hani ona da yetişelim diye hızlı hızlı geldik. Evde güzel şöyle yoğurtlu mantı yaptık. Yanına domates, salatalık, söğüş yaptık. Böyle soğan falan koyduk. O şekilde karnımızı doyurduk. Kızımız da bizi özlemiş. Biraz agresif olmuş. Bakın abiler, ablalar, onu götüremedik. Çünkü o daha 1 yaşına girmediği için mikrop kapma olasılığı çok yüksek. Hem de aşıları falan daha tam olmadığı için. O yüzden onu götüremedik. O da bize bayağı kızmış, üzülmüş evde tek başına. Öyle. Zaten 4'e kadar babam evdeydi. 4'ten sonra gitti. 4'ten 7.30'a kadar da tek kaldı. O yüzden biraz agresif. Biz çok eğlendik bugün. Umarım sizler de videoyu izlerken... Bu arada şey söylemeyi unuttum. Biz Çatalca'ya daha önce çok gittik ama... Bir dakika kızım. Anneciğim bir dakika. Biz Çatalca'ya daha önce çok gittik ama orada böyle kömür yapmak için odunlar falan kesiliyormuş. Daha önce giderken hiç odunların kesilmiş halini görmemiştik. Yaşlı ağaçların kesildiğini düşünüyordum ben. Ama genç ağaçları kesiyorlarmış. Bugün videoyu çekerken dikkatimi çekti. Hatta videoyu editlerken dikkatimi çekti. Baktım orada yaş odunların, yani ince dalların, yani... Bir dakika kızım. Daha ince, kalın, hani yaşlanmış ağaçları değildi. Daha taze ağaçların kesildiğini gördüm. Ben buna karşıyım. Ne kadar da insanların işine yarayacak kömür de olsa yaşlanmış ağaçlar kesilmesini tercih ederim. Çünkü insanların ağaçlara ihtiyacı var. Sadece insanların değil, bu dünyanın, bu doğanın hani bize faydası çok fazla. O yüzden ona karşıyım. Bence bunun dikkate alınması gerekiyor. Bu şekilde yani hayvanlara, doğaya zarar verenlerden hiç hoşlanmıyorum. Dediğim gibi olabilir, kömür insanların ihtiyacı olabilir ama bu mangal kömür yapılıyormuş, odunlar. O yüzden onların daha yaşlı ağaçlar olmasını tercih ederim. Orada bir üzüldüm de sinirlendim de açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki orman yangınları falan son zamanlarda çok fazla olmaya başladı. Ve ülkemizin gerçekten ağaçları... Oksijenimiz yani gitgide azalıyor ve biz hani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum, bir kontrole tabi midir değil midir? İnşallah tabidir, çünkü gerçekten üzücü bir olay. Onun dışında biz çok eğlendik, çok da yorulduk. Bugünlük videomu kısa tutmak istedim. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle bol bol doğa paylaşmak istedim. Gittiğim yerler çok güzeldi. Sizleri de böyle içi açılsın, ferahlasın diye sizlerle de bol bol doğalı, bir dakika kızım, video paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.